Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yine tek ve çift fonksiyonlarla devam edeceğiz. Bu videoda tek ve çift fonksiyonların çarpımından oluşan ve bileşkelerinden oluşan fonksiyonların teklik ve çiftlerini, çiftliklerini inceleyeceğiz. Ee, i̇lk önce çarpım e, işlemleriyle teklik çiftlik arasındaki ilişkiyi incelemekle başlayalım. Örneğin f ve h fonksiyonları tek fonksiyon olsun. G ve K fonksiyonları ise çift fonksiyonlar olsun. İlk durum iki tek fonksiyonun çarpımı. Yani tek çarpı tek ne oluyor? Şimdi burada mesela varsayalım bir rx fonksiyonu diyelim. O da iki tek fonksiyonumuz olan fx ve hx'in çarpımına olsun. Şimdi r fonksiyonda x yerine x x yazdığımız zaman burada da x gördüğümüz yere x x yazacağız. h ve f tek fonksiyon oldukları için e, bu durumda ne olacak? f x x eksi f x olacak. h eksi x ise eksi h x olacak. Eksi ile eksi artı edecek. Fx çarpı hx. Bu da tanımda vermiş olduğumuz gibi rx fonksiyonu eşit. Demek ki r eksi x neye eşit? r -x e. O zaman iki tek fonksiyonun çarpımı bu durumda ne oluyor? İki tek fonksiyonun çarpımı çift bir fonksiyon oluyor. Şimdi iki çift fonksiyonun çarpımına bakalım çift çarp çift. Yine rx fonksiyonumuzu tanımlayalım. Bu durumda tanımladığımız çift fonksiyonlar gx ve kx fonksiyonlarıydı. R'ye de x yerine x yazdığımız zaman g x çarpı k x elde edeceğiz. Bunlar çift fonksiyon oldukları için g x g gx x'e k x ise k e eşit. Bu da görmüş olduğunuz gibi Rx'e eşit. Demek ki çift çarpı çift yine ne oldu? Çift fonksiyon oldu. Şimdi çift çarpı tek inceleyelim. Şimdi burada bir çift bir tek fonksiyon seçelim. Mesela Rx fonksiyonumuz bu sefer çift fonksiyonumuz g gx çarpı fx fonksiyonumuz r-x nedir g-x x çarpı f-x Şimdi g-x çift olduğu için g-x x yine g-x olacak Ama f-x teknikten dolayı eksi f-x olacak Bu Durumda elde ettiğimiz şey eksi g-x çarpı f-x Burası neydi r-x o zaman r eksi x ne oldu? Eksi r x oldu. Böyle fonksiyonlar ne oluyordu? Tek fonksiyon oluyordu. Demek ki çift çarpı tek nedir? Tek fonksiyondur. Şimdi bunları kural olarak yazacak olursak tek çarpı tek neydi? Çiftti değil mi? Şimdi bunu bırakalım tek çarpı tek çift çift çarpı çift 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 çarpı tek ise tek şimdi bu neye benziyor önce onu inceleyelim fonksiyonlarda ne oldu tek çarpı tek çift etti çift çarpı çift yine çift etti çift çarpı tek ya da tek çarpı çift fark etmez çarpma fonksiyonlarda yer değiştirdiği için tek çıktı. Peki sayıları hatırlayalım. Sayılarda toplama işlemini hatırlayalım. Bir tek sayı artı tek sayı ne olur? Çift sayı. Peki çift sayı artı çift sayı yine çift sayı çift artı tek neydi? Tek sayıydı. Şimdi burada neyi gözlemlemiş olduk? Gözlemlediğimiz şey şu. Eğer fonksiyonları çarp, tek fonksiyonları yani fonksiyonlarda çarpma işlemindeki sonuç sayılardaki toplama işlemindeki sonuca denk geliyor. Yani teklik ve çiftlik incelerken Fonksiyonlarda çarpma nereye gidiyor? Çarpma sayılarda toplamaya gidiyor. Bu şekilde düşünerek bunu ezberleyebiliriz. Şimdi bundan yararlanarak bir iki örnek çözelim. İlk örneğimiz daha doğrusu bir örnek çözelim. Örneğimizin şıkları olsun. Örneğimiz şu. Bir elimizde f fonksiyonu var bir tek fonksiyon. Bir de g fonksiyonu var. Bu da çift fonksiyon. Şimdi ilk sorumuz şu. fx'in kübü çarpı gx fonksiyonu tek midir çift midir? Şimdi bu neye eşit? fx çarpı fx çarpı fx çarpı, fx çarpı g değil mi? Peki biz ne dedik? Burada çarpma işlemi sayılarda neye denk geliyor? Toplamaya. f neydi? Tek. Değil mi? O zaman bu neye denk gelecek? Tek artı tek artı tek. Bunlar f 3 kere kendinden, kendisiyle çarpımından dolayı geldi. Çünkü buradaki çarpma işlemi sayılarda toplamaya denk geliyordu. Bir de gx var. O da çarpılmış. Artı çift. Şimdi 3 tek sayının ve bir çift sayının toplamı nedir? Bura tek eder. Tek artı çiftten bu da tek. Demek ki bu fonksiyon neymiş arkadaşlar? Bir tek fonksiyon. Şimdi ikinci şıkkı inceleyelim. İkinci şık biraz karmaşıklaştıralım. Mesela fx'in yüzüncü kuvveti çarpı gx'in beşinci kuvveti fonksiyonuna bakalım. Şimdi bu ne? 100 kere fx'i kendisiyle çarpıyoruz. fx çarpı fx 100 defa bir de gx çarpı gx o da 5 kere. Şimdi bu ne demek? Toplama işleminde fx'ten dolayı 100 tane tek sayıyı topluyoruz. 100 tane. Bir de artı gx'ten dolayı da 5 kere çift 5 tane çift sayı topluyoruz. 5 tane çift. 5. Şimdi bu ne demek? 100 çarpı bir tek sayı diye düşünebiliriz. Artı 5 çarpı bir çift sayı diye düşünebiliriz. 100 çarpı tek çifttir. 5 çarpı çift de çifttir. Çift artı çift yine çifttir. Demek ki bu fonksiyon neymiş? Bir çift fonksiyonmuş. Yani fonksiyonlardaki çarpma işlemi sayılardaki toplama işlemine denk geldiği için bu özellikleri kullanarak bu karmaşık fonksiyonlarında teklik ve çiftliklerini inceleyebildik. Şimdi tek ve çift fonksiyonların bileşkelerinin ne olduğuna bakalım. Ama öncesinde bir ekranımızı temizleyelim. Şimdi yine tek fonksiyonlarımız f ve h olsun. g ve k ise çift fonksiyonlar olsun. Şimdi ilk başlayacağımız şey mesela tek, bileşke, çift olsun. Yani bir tek fonksiyonun bir çift fonksiyonla bileşkesi. Şimdi bu durumda tek fonksiyonumuz f olarak seçelim. R x fonksiyonumuz ne olsun? f bileşke g x fonksiyonu olsun. Yani ne? f'in içinde gx fonksiyonu. Şimdi başlayalım. x yerine x, x, yazalım. Bu durumda ne olacak? x gördüğümüz yere x, x yazacağız. gx neydi? Çift fonksiyon. O zaman eksi gx nedir? E, g, g eksi x nedir? Yine gx'tir çift olduğu için. Peki bu ne? rx. O zaman B tek fonksiyonun bir çift fonksiyonla bileşkesi ne oldu? Bir çift fonksiyon oldu. Şimdi bir örnek bir tane daha inceleyelim. Bir tek fonksiyonun bir tek fonksiyonla bileşkesine bakalım. Bu durumda rx mesela diyelim. f bileşke hx o da f h x. Şimdi r eksi x ne olacak? f h eksi x olacak. Şimdi h x tek olduğu için buradan ne gelecek? f eksi h x gelecek. Çünkü h eksi x ne? Eksi h x. Peki ben bunu bir değişken olarak düşünürsem içeride eksilisi varsa tek olduğu için f ne yapacak? Dışarı atacak. Eksiği. Tek fonksiyonlar eksiği dışarı atar. Çift fonksiyonlar ise yutar. Yani f, h, x'in eksilisi olacak. Peki bu durumda bu neye eşit? Eksi, r, x'e eşit. r, x, x neye eşit çıktı? Eksi, r, x'e. Bu nedir? Bir tek fonksiyondur. Yani bu durumda tek fonksiyonların tek fonksiyonlarla ilişkisi tek etti. Şimdi bu sefer bir çift fonksiyonun tek fonksiyonla bileşkesine bakalım. Bu sefer fonksiyonumuz rx g bileşke fx olsun. Yani g fx olsun. Bu durumda rx x nedir? g f eksi eksi x'tir. f tek olduğu için burada bir parantez fazla yaptım. Onu sileyim. f tek olduğu için eksi dışarı çıkar. g çift olduğu için eksi yutar. Ve buradan gelen sonuç rx olur. r eksi x neye eşit çıktı? rx'e. Peki bu ne demek? Bu fonksiyonun ne olduğu demek? Çift olduğu demek. Şimdi son ihtimal olan çift çift bileşkesini inceleyelim. Şimdi buradaki durum ne? Örneğin Rx G bileşke K x fonksiyonu. Yani G'nin içinde Kx var rx x ne burada? g k x Şimdi x şey k çift olduğu için -x ne olacak? x olacak. Yani eksiği yutacak çift fonksiyon olduğu için. O da gkx gkx neydi zaten? rx'ti. Bu durumda çift fonksiyonların çift fonksiyonlarla birleşkesi ne oldu? Çift oldu. Şimdi bunları aklımıza tutalım. Sadece tek fonksiyonun tek fonksiyonla bileşkesi tek oldu. Şimdi bunu bir şeyle ilişkilendireceğiz. Ama önce ekranımızı bir temizleyelim. Şimdi fonksiyonlarda Tek bileşke tek ne çıktı? Tek çıktı. Sadece bu tekti. Çift bileşke tek çift tek bileşke çift 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 bileşke çift yine çift. Peki sayılarda Çarpma işlemine bakalım. Tek çarpı tek sayı nedir? Yine bir tek sayıdır. Çift sayı çarpı tek sayı çifttir. Tek sayı çarpı çift yine nedir? Çifttir. İki çift sayının çarpımı da çifttir. Şimdi burada ne gördük? Eğer tek ve çift fonksiyonları inceliyorsak, bunları ezberlemek için sayılardaki çarpma işlemini aklımızda tutabiliriz. Çünkü burada ne oldu? Gördüğümüz üzere bileşke fonksiyonlardaki bileşke işlemi sayılardaki çarpma işlemine denk geldi. Yani ezberlemek için ne yapacağız? Bunu daha doğrusu akılda tutmak için İki iki fonksiyonun bileşkesi alınıyorsa ve bunlardan biri tek biri diğeri de tekse o zaman sayılardaki çarpma işlemini atacağız. Tek fonksiyon çarpı tek tek. Şimdi bir örnek ince örnek verelim. Örneğin bu örnek biraz daha karmaşık olsun. Bir önceki bilgileri de kullanalım. Gerçi ilk önce basit bir örnekle başlayalım. Örneğimiz şu olsun. fx fonksiyonu kosinüs x olsun. Gx fonksiyonu da sinüs x olsun. Şimdi kosinüs neydi? Çift fonksiyondu. Sinüs neydi? Tek fonksiyondu. Şimdi ilk şıkkımız şu olsun. Yani örneğim ilk örneğimiz şu olsun. F bileşke Gx olsun. Şimdi bu ne? kosinüs içinde sinüs x. Şimdi bu fonksiyonun tek veya çift olduğunu araştırmak için normalde ne yapardık? x yerine eksi x yazardık. Ama burada ne biliyoruz? Bir tek fonksiyonla çift fonksiyonun bileşkesi var değil mi? O zaman bileşke işlemi sayılarda neye denkleştiriyorduk? Çarpma işlemine denkleştiriyorduk. Bu da ne olacak? O zaman bir çift fonksiyon çift çarpı tek var. O da ne? çift. Demek ki bu fonksiyon neymiş? Bir çift fonksiyonmuş. Şimdi ikincisi biraz daha karmaşık olsun. Bir önceki bilgilerimizi de kullanalım. Ee, örneğin bu durumda şöyle bir şey olsun. f fonksiyonu olsun bu tarafta. İçeride de gx'in 6. kuvveti olsun. En dışta da f(x)'in 5. kuvveti. Şimdi öncelikle g(x) fonksiyonun 6. kuvvetinin ne olduğuna bakalım. Şimdi g(x) fonksiyonunun 6. kuvvetini inceliyoruz. g(x) tekti. Demek ki bir fonksiyonun nesi var burada? Altı kere kendisiyle çarpılması var. Fonksiyonlarda çarpma işlemi sayılarda neye denk geliyordu? toplama işlemini yani 6 kere tek sayıyı toplayacağız. Peki 6 tane tek sayının toplamı ne? Çift. Demek ki buradaki fonksiyon f'in içindeki fonksiyon çift. Peki f fonksiyonu neydi? O da çiftti. Çift bileşke çift sayılarda ne denk gelecekti? İki çift sayının çarpımına. Ç çarpı Ç. Çift sayıların çarpımı ne? Çift. O zaman buradaki ifade ne olacak? Daha 5. kuvvetini almadan. Çift. E burada bir fonksiyonun 5. kuvveti var, çift bir fonksiyonun. O zaman 5 kere bu fonksiyonu kendisiyle çarpıyoruz. Yani fonksiyonlarda çarpma işlemi sayılarda neye denk geliyordu? Toplama işlemine. Yani bir çift sayıyı kendisiyle kaç kere topluyoruz burada? 5 kere. O da yine ne olacak? Bir çift sayı. O zaman burada cevabımız ne olacak? Bu fonksiyonun çift fonksiyon olduğu. Şimdi iki tane güzel e, bir ilişki verdik. Şimdi son olarak bir fonksiyon hem çift hem tekse o fonksiyon ne onu inceleyerek tek ve çift fonksiyonlar konusunu tamamlayalım. Şimdi diyelim ki elimizde bir f fonksiyonu var. Bu fonksiyon hem tek hem, hem çift. Yani Hem tek hem çift ne demek? şu demek. Tekse f x yazdığımda ne olması lazım bunun? Dışarı atması lazım. Çiftse ne yapması lazım? Yutması lazım. Şimdi o zaman bu taraflar birbirine eşit olduğu için bu tarafların da birbirine eşit olması lazım. Bu ne demek? Eksi fx her x için fx'e eşit. Bu ne demek? 2fx'in 0 olduğu bu da fx fonksiyonun sıfır fonksiyonu olduğu demek. Yani sıfır sabit fonksiyonu olduğu demek. Peki buradan ne sonuç çıkardık? Eğer bir fonksiyon hem tek hem çift fonksiyonsa f fonksiyonu sıfır fonksiyonudur. diğer bir deyişle tek yani sadece ve sadece hem çift hem tek olan tek fonksiyon tek fonksiyon derken burada sayılardaki ya da şeylerdeki teklikten bahsetmiyorum yani bir tane fonksiyon demeye çalışıyorum. Hem tek hem çift olan bir tane fonksiyon var arkadaşlar. O da sıfır fonksiyonu. Diğer fonksiyonlar ya sadece tek ya sadece çift ya da ne tek ne çift. Böylelikle tek fonksiyonlar, çift fonksiyonlar konusunu tamamladık. Teşekkür ederim. E hocamdan dinlerim projesinin bu videosunun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız, videonun açıklamalar kısmındaki web sitemizi ve Facebook sayfamızı beğenerek bize destek olabilirsiniz.